Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Al al yanaklarım, dudağımda uçuklarımla size bugün yoldan sesleniyorum. Neden? Çünkü diğer YouTube kanallarında böyle elinde telefon video çeken insanların daha çok izlenmesi var. Ben dedim ki ben de böyle yapayım bakalım. Daha mı çok izleneceğim? Hadi bakalım. Tekrar hoş geldiniz o zaman kanalıma. Şimdi bu aralar düşündüğüm şeylerden biri gerçekten Avrupa'ya göçünce insan çok mu yalnızlık sendromuna kapılıyor? Çünkü ya algıda seçicilik bilmiyorum ya da işte şimdi algoritmam öyle çalışıyor sosyal medyada. Hep öyle şeyler de geliyor. İşte İsveç'e taşındım, yalnızım, Finlandiya'ya taşındım, ne oldu? Norveç'te yaşam nasıldır gibi gibi. Ben de kendi kendime soruyorum. Ben bu kadar yalnız hissediyor muyum? Ya da bu yalnız hissedenlerin ana teması ne? Neden bu kadar yalnız hissediyorlar? Sorun nerede? Bende mi? Orada mı? Gerçekten bir yalnızlık yaşıyorum da bunu bünyem red mi veriyor? Dilim mi söylemek istemiyor? Yalan mı söylüyorum kendi kendime? Biz şarkıyı nasıl öğrendik? İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda. Ama yaşamda böyle bunlar birbirine çok benzemiyor. Onu anladım buraya geldikten sonra. Evet, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya. Anladığım kadarıyla birazcık da hani ekonomik olarak refah seviyesi daha da ötede ya. Hani Belçika'dan, Hollanda'dan falan filan. Oradaki insanların yine gözlemlediğim, izlemlediğim, okuduğum ve dinlediğim kadarıyla daha bir, bu aralar çok kullanılan bir tabir, nerd havası var. İşte hadi gel bir skiye gidelim. Yok efendim tenis oynayalım. Benim işte favori sporum golf falan. Bizi böyle höyt gibi, hani bizim gibi yurdum insanını birazcık zorlayacak sporlar ya da çok da sonradan dahil olamayacağımız hobiler. İlk olarak Belçika bu ülkeler kadar refah seviyesi yüksek bir yer değil. İkinci olarak içinde bulunduğum yaş grubu, yani 35 plusların böyle dertleri yok. Daha yaşamsal sorunları var. İşte çocuğumu okula kim götürecek, kim getirecek? İki maaşla bir ev mi alsak, iki araba mı alsak? Yani hani artık bir tık daha geleceğe dönük, bir tık daha maddi, bir tık daha çoluklu çocuklu dertleri var. Hal böyle olunca da sanki özellikle de bir çocuk varsayımı, işte 35 plus varsayımı altında daha entegre olabiliyorsunuz. Çünkü sizin derdiniz de bunlar. Yani tamam, o belki 1 milyon dolarlık ya da euroluk evi hedefliyor. Siz 250 bin euroluk. Ama bir şekilde aynı yerde buluşuyorsunuz işte ev almak. Ya da işte kurslar benzeşik, eğitim benziyor hakeza. Hem konuşacak daha çok konunuz oluyor. Hem de bizim böyle çok da derdimiz hobi falan olmuyor açıkçası. Belki bunun ekmeğini yiyor olabilirim. Belçika'da böyle birazcık daha hani bu saydığım Orta Avrupa ya da Kuzey Avrupa'ya göre birazcık daha köylülük esas. Yani burada daha böyle, hele hele benim yaşadığım bölgede, işte tarım, çiftçilik, daha doğal bir hayat, daha çoluklu çocuklu aile, böyle bir yer. Öyle olduğu için de ya ben yalnızım, komşum işte ben tenise gidiyorum, öbürü ben golfe gidiyorum, yok musun, bilmiyor musun? O zaman işte alamayız biz seni içimize, sen kırılsın, eziksin şeyi yaşamıyorsunuz psikolojisi. Bunu yaşayan da çok duymadım. Yani sadece benim yaşadığım yerle de alakalı olduğunu düşünmüyorum. Belçika'nın genel hatlarıyla yapısı bu. Sonrasında burada hem göçmene alışık olmak. Yani evet, suç oranı yüksek. Bunu bir kişi yoruma yazmış. Ne düşünüyorsunuz diye. Büyük şehirlerde, Belçika'da suç oranı cidden yüksek. Ve küçücük ülkede 3 dil konuşuluyor. Evet, böyle zorluklar var. Ama hani bu şey vardır ya, zorluklar sizleri birbirine bağlar ya, böyle Vietnam Savaşçısı misali. Bu gibi zorluklar da insanları daha çok birbirine bağlıyor gibi. Yani zaten göçmene alışıksın. Zaten işte bir sürü dile alışıksın. Daha böyle hoşgörülü bir yanları var bence.
Bu da bizim böyle çok çılgın bir yalnızlık hissetmiyor oluşumuza sebep oluyor olabilir. Sonra yine Kuzey Avrupa ülkelerine kıyasla. Yani şimdi burayı ben çok Portekiz'le, İspanya'yla kıyaslayamayacağım. Çünkü orası çok başka bir dünya. Oralar eğlenirken çok güzel de yaşarken Türkiye gibi işsizliğin, ekonomik sıkıntıların olduğu coğrafya olduğu için oralara değil de ben o yüzden bir tık daha böyle kuzeye kuzeye ya da işte Almanya, Hollanda, Fransa ile burayı kıyaslayabilirim. Hem de iklim olarak da bir tık öyle. Gerçi burası tam orta yani. Ne Fransa, ne Finlandiya, ne de İspanya ile alakası yok. İşte bu çoklu yapı da birazcık belki asimile olmadan adapte olmayı, entegrasyonu kolaylaştırıyor. Bu da olabilir. Yine burada çok fazla yeme içme seçeneği var. Zaten Türk nüfusu çok fazla. Bu da sakatatından tutun ki zaten Müslüman marketler, Müslüman kasaplar var. Buralarda çılgınlar gibi yürek, ciğer bilmem ne hani böyle işkembe alabilirsiniz. Hani yemek kültüründe de Türkiye'yi çok özleyemeyebilirsiniz. Çünkü Türk restoranları da çok. Mesela biz bugün işte bir yere kahvaltıya gittik. Türkiye'de yiyemeyeceğim kadar lezzetli tulum peynirini de yedim. Menemeni de sucuklu yumurtasını da yedim yani. Dolayısıyla yemek olarak da böyle çok büyük özlemler çekmiyorsunuz. Bu da belki işte adaptasyonu kolaylaştırıyor ya da yalnız hissetmiyor olmanıza sebep olabilir. Tabii gidilen mekanların çoğunda onlar orada kaldığı için eski müzikler falan çalıyor. Öyle çok güncelleme gelmemiş ama o da bir nostalji oluyor. Yani ben seviyorum açıkçası. Güzel oluyor. Bence Belçika'da ekmek aslanın çok da ağzında değil. Yani hani bazı yerlerde böyle midesine kaçmış ya. Burada böyle çalışmaya niyetiniz varsa biraz zaman alır. Belki bir tık yorulursunuz ama hatır sayılır kazançlar elde etmeniz basit işlerden de mümkün. Bu da güzel bir şey. Bu da böyle çok fazla karın ağrısı çekmeden yaşam sürmenize sebep oluyor. Yani burada iki asgari ücret alan daha yeni gelmiş biri bir senede ev alabiliyor. Yani bu lüks bence birçok yerde yok. Bizim ülkemizde yok mesela şu an düş gibi bir şey ev almak. Benim İngiltere'ye göç eden arkadaşlarım var, bir de Amerika'ya. Tabii yine alakasız şeyler ama hani hafiften yine kıyaslayacak olursak eğitimde orada da bir yarışçıl hal var. Yani bir kompetitif hal var. Burada öyle değil. Kapınızın önündeki okula çocuğunuzu gönderiyorsunuz. Yani en fazla 5 kilometrede zaten bir sürü seçenekler var. O durum da sizi yormuyor. Hal böyle olunca adaptasyon da her şeyde kolay oluyor. Ha. Ama bakın yine söyleyeceğim. Şey diyebilirsiniz yani. Ah tabii dilin var, kocan çalışıyor. Al eline kamera, tak tak konuş. Ya ben zaten önceki videolarda diğer durumları anlattım. Ha, son olarak şu var. Açıkçası zamanın size kalması. Yani evet yalnızlık da bir yerde güzel aslında. Zaman size kalıyor. Zamanı değerlendirmesini bileni. İzlemek istediğiniz dizileri soğuktan diye sürüşmesi dizileri izleyebiliyorsunuz. Dinlemek istediğiniz albümleri dinleyebiliyorsunuz. Bir otobiyografi okuyabiliyorsunuz. Gündemi takip edebiliyorsunuz. Spor yapabiliyorsunuz. Her şeye vaktiniz oluyor. Bence bu da güzel bir şey. Yani tamam hani yalnızlık zor ama denge sağlandığında bence yalnızlığın da pozitif tarafları var. Öyle sürekli de zaten Türk mahallesinde yaşayıp hani Türkiye'yi burada yaşayınca da çok da yurt dışında yaşamış gibi oluyor musunuz? Ondan çok emin değilim. Yaşınızın ilerlemesinin göç etmenizde bence pozitif daha çok etkisi var. Bunu her geçen gün daha da iyi anlıyorum. Genç yaşta göç edenler özellikle çocuk falan yoksa bekarsa ortamlara girmekte bir tık daha güçlük çekiyor. Biraz daha çekinik oluyor. Daha idealistler. İnsanın egosu da oluyor o yaşlarda yani. Ama böyle bir yerden sonra salıyorsunuz şehire, mevlam kayıra. Ne diyorsunuz? Seven sevsin, sevmeyen de beri gelsin ya. Neyse, hava gitgide kararıyor. Görüntüm varla yok arası. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma yorum yapmayı unutmayın.